Kasım 2013 Antalya Merkez Çağlarca Köyü Başkoz mevkiinde bir arkadaşla tanıştık. İsminiz? Merhaba, benim adım Veli Teke. Veli Teke. Teke, evet. Veli Bey, şu burada orman evinde ne işiniz var? Orman evinde bir işim yok da spor yapmak için. Spor yapmak için geldiniz. Burası bir orman evi. Evet. Yap bakalım sporunu da görelim. Şurada Antalya manzarası eşliğinde de yap bakalım sporunu. Evet, teşekkür ederim. Bu nerede yayınlanacak bu şimdi? Çerpel sitesinde. Hadi yap bakalım sporunu görelim bakalım. Antalya manzarası eşliğinde spor yapıyorsun. Evet. Spor yaparken ilk önce eklemlerimizi ısıtmamız lazım. Evet sayın izleyiciler, görüyorsunuz Veli Bey şu anda 1500 rakımlı tepede ve evet. Bu soğuk havada gördüğünüz gibi yaz havası gibi. Tabii gerçi hava güneşli ama bayağı da serin. Evet, yani serin. Şu anda spor görüntüleri Antalya manzarası eşliğinde. Buyurun. Orman evinin önündeki şu terasta spor yakaladık. Spor yaparken yakaladık. Evet, yaparken yakaladık. Buyurun. Başlayın sporunuza. Arkasından Sivri Dağ eşliğinde. Manzara da çok güzel. Ama burada daha güzel olan bir şey var. Bu manzara var. Dağlar güzel ama ondan daha güzel olan bir şey var. O da temiz hava. Temiz hava. Evet, bol oksijen. Bol oksijen. Anlatabilirsin, buyur. Temiz havayı her yerde bulmak o kadar pek mümkün değil günümüzde. Ama burası bu açıdan çok zengin. Bunu yaptıktan sonra arkasından birkaç tane şınav çekmemiz gerekiyor. Şınav, evet, buyur bakalım. Sizi arabayla yürürken gördük. Evet. Rampa yukarı koşuyordunuz. Evet, doğru. Ta Antalya'dan beri mi koşuyorsunuz? Yok, Çağlarca'dan, Geyikbayır'dan beri koşuyorum. Siz Geyikbayır'da oturuyorsunuz, öyle mi? Tatillerde. Devam et, devam et kardeş, devam et. Ve tabii temiz hava görüyorsunuz, nasıl kaslara güç vermiş. Teşekkür ederim, sağ ol. Evet, yani şu manzarayı yakalamak gerçekten mucize. Neden derseniz, aerobik salonlarında, spor salonlarında bu manzaraları yakalamak basit ama gördüğünüz gibi Çağlarca Başkoz mevkiinde Veli Bey'le hareketler, jimnastik hareketler yapıyor ve sağlık için bu işleri yaptığını söylüyor. Herkese de tavsiye edilir. Evet. Veli neydi soy isminiz? Teke. Veli Teke. Size de öneriyoruz sayın izleyicilerimiz. Evet, herkes spor yapsın. Sigara içmesin, alkol içmesin. Evet, sağlıklı kalsın. Kötü düşünmesin, hep iyi düşünsün ve spor yapsın. Sağlığın başlangıcı söyleyin. Sağlık sigara için, spor yok yapmak. Birinci şart, bir sigara içmeyecek, alkol kullanmayacak, üç kötü düşünmeyecek. Hiçbir şey. Kötü düşünmeyecek. Şey. Ve yürüyecek, temiz hava, bol gıda. Tabii ilk önce onu saydık zaten. Evet. Başka yapacağınız hareketler var mı Veli Bey? Bir sürü. Yap görelim biz. Müsaitiz, buyurun hadi. Bunun yanında, şimdi burası zaten hareketlerin hepsi değil. Sadece çok küçük bir bölümü ısınmaz ama. Isındınız zaten, ısındınız. Siz yürürken gördük biz. Koşudan sonraki kas germe ve gevşetme hareketi. Evet, yapın buyurun. Birkaç şınav çektikten sonra arkasından mesela şöyle bir şey. Bu hareket çok güzel bir harekettir. Bu biraz tehlikeli gibi görünse de ormandaki arkadaşlar görmezse bunu iyi olur. Mesela şu hareket insanın bütün eklemleri. Sallanma. Evet, çok iyidir. Evet. Yani elinizin altında bulunan her türlü araç gereçle ve eşya yardımıyla spor yapabilirsiniz. Yani illa spor salonuna gitmenize gerek yok. Bir de yüzünüzü dönseniz, yüzünüzü görsek tabii, öbür taraftan tabii. Çok güzel. Ve Antalya manzarası eşliğinde bunlar gerçekten güzel hareketler. Çok güzel hareketler bunlar. Buyurun şöyle güneşe gelin biraz, güneşe. Evet, güneşten sakınmayın. Kendinizi bol bol güneş alın. Güneş çok önemli. D vitamini için. Avrupalıları buraya çeken şey de bu zaten güneş. Evet. Güneş her zaman iyi. Güneş ve deniz. Ve Sivri Dağımızdan müthiş görüntüsüyle bizi karşılamakta. Bence şuraya çıkarsak gelin. Bakın şuraya çıkalım. Gelin beraber. Geliyorum ben. Geliyorum. Buyurun. Evet, hareketler. Bitti mi? Devam mı? Neyse, sohbetimizi bitirelim. Ondan sonra hareket yapalım. İlk önce içeriye bir bakalım. Çok güzel yerler tabii var burada. Spor, ama dediğim gibi her gün spor yapalım. Günde en az yarım saat. Evet, her buyurun. Sporcu şimdi Veli Bey. Köyde olabiliriz. Veli Teke Bey. Ya biliyorsunuz tekeler de hep dağlarda gezer. Evet. Siz herhalde ondan esinleniyorsunuz gibi geliyor bana. Evet. Tekelerin öyle bir özelliği var, evet. Dağlarda gezer. Evet, buyurun. Şöyle çıkalım şuraya. Ama burası biraz dikkatli olmamız gereken bir yer.
Geliyoruz uçurumun kenarına. Evet, aman çok tehlikeli ha. Çok tehlikeli. Yok, yok, problem değil. Benim için problem. Aa, ben bir de size yardımcı olabilirim. Yok yok, yürü yürü, ben çekiyorum. Devam edin. Yani burada bitiyor zaten. Buradan sonrası uçurum. Buradan aşağısı uçurum, evet, diyorsunuz. Uçurum. Gelin buraya çıkalım siz de. Ben şimdi yürüyerek çıkamam oraya da. Ben size yardımcı olayım. Biraz kamera titriyecek ama. Evet, kusura bakmayın sayın izleyiciler. Burası uçurum. Uçurum. Ve Antalya manzarası. Çok güzel. Asiye'yi de buradan görmek de mümkün. Körfez. Evet. Evet, her çok... şey, bakın her şey burada çok güzel. Görüntü çok güzel. Evet. Fakat burada bir tek problem var. Mesela insanlar burada da yaşıyor. Bu bölgede de yaşıyor. Ama evet, şu aşağıya çekerseniz bir şu aşağıyı görebilir misiniz? Evet, bakın, çöplük. Bu çöplük. İnsanlar çöplerini buraya atmışlar. Yazık. Yani insanlar gittikleri her yeri kirlettikleri gibi. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Bozdukları gibi. Herkes için bu tabii söz konusu değil ama bunu yapanlar çoğunlukta. Buralarda. Ya bizim yol almamız için medeniyette biraz daha çalışmamız, medeniyet dersine çalışmamız gerekiyor diyorsunuz, öyle mi? Millet olarak. Vallahi medeniyet denen şey şudur. Karşıdakini düşünmek. Evet. Taşı da, ağacı da insan gibi görmek. Evet. Hayvanı da insan gibi görmek. Evet, çok eşyayı güzel. Eşyayı da insan gibi görüp onlara saygı göstermek. Tek mesele ya bu. Çok güzel felsefe yapıyorsunuz. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Anlatın Veli Bey, buyurun. Sizin dinliyoruz. Yani durumun en ibaret. İnsanlar birazcık daha duyarlı olsunlar çevreye. Düşünsünler. Yani bu dünyada yalnız yaşamadıkları ve diğer yaşayanların da kendi, yani ağacı da kendi ağacın da hakları vardır. Evet. Taşın da hakları vardır. Herkese hakkını verelim diyorsunuz yani. Mesela şuradaki çalının da burada yaşayan bir insan kadar. Evet. Veya bir dağda yaşayan bir sincap kadar, havada evet, uçan bir, evet, hakkı var diyorsunuz. Burada yaşamaya hakkı var ama kimileri buraları kirleterek, evet, onun dibine almış. Çalının istemediği çöp dökmüşler, evet, plastik dökmüşler, bakın, çalı. Bu bölge artık, evet, çalı bu plastikleri burada istemiyor. Ağaç, burada kurumuş bakın ağaçlar, evet, artık burada yetişmiyor. Neden dolayı kurumuş? Çünkü bu çöpler. İnsanların çöplerinden, evet, dolayı. İnsanların bu çöplerinden. Ya insanlar gerçekten hodbin, yani karşıdakini düşünmeyen, ne diyelim ona, empati duygusu göstermeyen, evet, bencil, hodbin ve dobra insanlar arasında şu ağaçlar da, çalı bile en zor kuruyan ağaçtır diyorsunuz, öyle Veli, evet, Bey? Evet. En zor kuruyan ağaçtır ve kurumaya yüz tutmuş. Bakın taşın içinde bitmiş, hiç toprak yok. Buralarda, evet, yetişmiş bu çalılar ama. Bu çalı taşın içinde biter ama plastiğin içinde bitmez. Evet. Teknoloji her şeyin sonunu getirdi diyebilir miyiz? Teknoloji her şeyin sonunu getirmedi, bunu yapan insan. İnsan, evet. Biraz İnsan yanlış teknoloji olmalı kullanmakla. İnsan saygılı olmalı. Saygılı olmalı, her şeye saygılı olmalı. Evet. Veli Bey, bunu Çelpes sitesinde izleyebilirsiniz. Çok güzel görüntüler yakaladık. Çok teşekkür ederim. İnsanların duyarlılığını arttırmak için yaptığımız çalışmalardan onu size teşekkür ediyoruz. İyi günler. Ben de bir şeyler söylemek Söyle. İstiyorum. Eğer bu... Şu göz şapkayı kaldırırsanız güneş biraz daha... Çevre konusunda yapabileceğimiz herhangi bir şeyde, konuşmada veya öncülükte her zaman bulunmamız gerekir. Bunu herkes yapmalı, biz de yapmalıyız. Ben zaten bu siteyi bu amaçla kurdum. İnsanların duyarlılığını arttırmak amacıyla kurdum. Umarım izlersiniz ve İnşallah. Beğenirsiniz. Görüşürüz. İyi günler diyelim. İyi günler.